Herkese iyi akşamlar. Sıralı komutlarda kalmıştık en son. Komutları belli bir sırayla ardışıl olarak vermek. Üç şekilde göreceğiz. Hemen hızlıca işliyorum. Bir noktalı virgülle işlemin sonucu ne olursa olsun sıradaki komut işletilir. Kural bir bu. Evet, bu şekilde biliyorsunuz ileride göreceğimiz komutlarla alakalı örneğin historimde arıyorum şimdi C kontrol R ile historimde bir şeyler arıyorum. Mesela şimdi buraya echo test 2 diyerek noktalı virgülle bölünmüş şekilde ne yaptım? Komutlarımı yazdım. Komut çıktısının olumlu veya olumsuz olması söz konusu edilmedi. Ve çalıştı. Şimdi buraya bir örneğin olmayan bir dosya. Olmayan dosyamızı koyalım. Var gibi açalım bakın. Olmayan dosya yok. Olmayan dosya yoksa şimdi bir kısa devre örneği yapacağız. Mantık operatörlerini kullanarak. Olmayan devre varsa veya yoksa mantık operatörüyle karar vereceğiz. Ancak ve ancak ikinci komut, birinci komutun doğru olması koşulunda çalışacak. Bakın. Şimdi örneği başa alıyorum. Buradaki dosyalarımıza bir bakalım neler vardı burada. Test 1, 2, 3, txt var. Test 3.txt. Böyle bir dosya var. Böyle bir dosya var ve içini okuduk. Dosyanın varlığını, yokluğunu öğrendiğimiz komutlarla şöyle bir bakın. Dosya burada. Şimdi dosya var olduğu için mantık operatöründe bir kısa devre. Bunu C programlamada da kulağınıza aşina olacak. Kısa devre deyince anlayacaksınız. Burada cat test 3.txt komut çıktısı ileriki konular ama ileriki konulara dokunmadan ilerleyemiyorum. 0 ise burada bu aslında true anlamına geliyor. Burada bu true anlamına geliyor. Evet. Olumlu ise ne oldu? Birinci komut çıktısı mantıksal olarak condition olarak, koşul olarak true ise, doğru ise 1. 1 ve ikinci komut çıktısının sonucu 0 da olabilir, 1 de olabilir. Dolayısıyla ne olacak? Ve mantıksal operatöründe kısa devre bir koşul cümlesinde ikinci kısmada 5 yorumlayıcısı geçip bakacak acaba o da true false mu? Dolayısıyla birincisi true ise ikincisi de çalışacak. Bunu ne anlamda yapıyoruz? Ne maksatla yapıyoruz? Eğer birincisi doğruysa doğrudan bir if condition'unu ABS guide kısmında göreceğiz ya. If condition kullanmadan if keyword'ünü kullanmadan ne yaptık? Aslında bir mantıksal kendimize bir condition cümlesi üretmiş olduk. Koşul cümlesi üretmiş olduk. Bu koşul cümlesi diyor ki eğer dosya varsa onu aç ve akabinde de sıradaki komutu çalıştır. O da ne olsun? Dosyanın içerisine bir test satırı eklesin. Aynı dosyaya.
Şimdi açıp bakalım dosyamıza. Dosya zaten burada olduğu için bakın altına geldi. Güzelce yeni satırı ekledi. Şimdi tam tersi bir işlem yapalım. Test 4 diye bir dosyamız. Bakın no search for directory. Echo dolar soru işaretle bakıyorum. Bu bir bu error numaraları neye göre exit ve çıkış değerleri, hangi çıkış değerleriyle çıkar, anlamları, standart anlamları nedir vesaire, onları AWS Guide'da görürüz. Yani bu eğitimin ana kısmı, ikinci kısmında. Ama şöyle söyleyeyim, sıfırdan farklıysa false. Şimdilik aklınızda böyle kalsın. Echo dolar soru işareti bir önceki komutun çıkış değerini gösterir, statüsünü gösterir. Bu sequential commands, yani sıralı komutları daha rahat anlatabilmek için bu ileri konuya bir göz kırpıyoruz. Echo dolar soru işareti sıfırdan farklıysa yanlış, hatalı bir komut işlenmiş demektir. Şimdi. Hatalı bir komut işlendiği için mantık operatöründe 0 ve 1, 0 ve 0, ikisi de 0, true ve true, true anlamı üretecektir. True ve false, false anlamı üretecektir, değil mi? İkincisine baktık. Eğer birinci komut cümlemiz false anlam içeriyorsa, yani sıfırdan farklı değerse, şimdi burada normal C programlarımızda tam tersi, sıfır false bir true anlamı içerir. Ama buradaki başarı status çıktısı sıfır, sıfırdan farklı bir değer geliyorsa da error, hata çıktısı anlamında kullanılıyor. Şimdi, echo dolar soru işareti sıfırdan farklı mı? Yani error mu? Error. Yani burada nedir? No such file directory. Şu an böyle bir test4.txt dosyası yok. Böyle olunca V mantıksal operatöründe ikinci kısma bakmaya gerek var mı? Yok. Mantık olarak nedir? False. V mantık operatöründen sonra true da gelse, false da gelse yine de false'tur. Dolayısıyla ikincisine bakmaz ve echo test basılmaz. Tam tersi, eğer or mantıksal operandını kullanırsam burada ne olacak? Ne oldu? Birincisi false anlamı üretti. False anlamı üretince false veya true, false veya false. İkisinde de farklı anlam çıkacağı için ikinci mantık kısmına da bakıyoruz. İkinci komutunda çıktısına bakıyoruz. Durum ne oldu? Hatalıysa ikincisine de bakıyor. V operantında AND işlemi yapıyorken sadece doğruysa ikinci komuta geçer. Veya işleminde ise yalnızca hatalıysa ikinci komuta geçer. Bu da sıralı örneklerden bir tanesi. Örneğin en çok neyle kullanılır? Make AND make install deriz mesela. Ne demek bu? Derleme işlemini yap. Eğer derleme işlemi başarılı olarak sonuçlanmışsa kurulum işlemini yap. Make install yap. Eğer make hatalı false dönmüşse, statüsü error dönmüşse, make'in statüsü error dönmüşse kurulum işlemini yapma. O yüzden klasik olarak V'li görüyorsunuz. Make and make install şeklinde görüyorsunuz. Yoksa hiçbir zaman bu şekilde bir make make install veya operatörüyle görmüyorsunuz. And ile görmemizin en pratik kullanımlarından bir tanesi. Make and make install. Diyorum ve sıradaki slide sayfasına geçiyorum. Şimdi burada çift tırnak meselesine hemen bakalım.
Çift tırnakta echo hello world. Evet. Çift tırnağı alıyoruz. Echo için o sizin için çift tırnağı alıyor gibi düşünün. Birinci argüman, bütün argümanlarını bir arada okuyor echo. Biz şu şekilde merhaba dünya dedik. Eğer kullanıcı adımızı dolar ile handle edersek bakın ne olacak? M boyar gözükecek. Evet. Çift tırnak ve tek tırnak farkını gösteriyorum şu an. Bakın. Çift tırnak içerisinde değişken değer, bu bir environment variable yani çevresel değişken user. Zaten terminali açtığınızda set edilmiş olarak geliyor. Birazdan bahsedeceğiz. Veya bir sonraki videoda tam emin değilim. Ne yapıyoruz? Dolar karakteriyle herhangi bir variable'ı, değişkeni, çevresel değişkeni, değerini handle ediyoruz, alıyoruz. Burada paranın gücü işte. Aldık. Çift tırnak kullandığımda bakın değerini okudu. Handle edilen değeri gösterdi. Ama tek tırnakta hiçbir anlam ifade etmedi. String olarak ne ifade ediyorsa aynen echo onu bastı. Peki yıldız txt'ye biz de deneyelim. Ne oldu bakın? Dosyalar geldi. Ne oldu? Çift tırnak olmayınca wildcard çalıştı. Çift tırnak olunca neler oluyor? Wildcard çalışmadı. Artık o onun için sadece bir constchar string. Sadece bir düz string olarak aldı ve bastı onu. Birinci espri bu. Evet, burada ikinci espriyi şurada yaptık tek tırnak meselesini. Bir de belki klavyede bazılarınız hiç fark etmedi bile. Nerede bu biliyor musunuz? I'nin yanında. Ve Alt GR tuşuyla ancak çıkıyor. Bununla bir komutun çıktısını bir komutu handle ediyorsunuz. Bu neye karşılık? Örneğin yap. Şimdi başka konulara göz kırpmak durumunda kalacağız. Test diyelim. Şimdi kernel versiyonumuzu aldığımız bir şey üretelim. Bir variable'ımız var artık test isminde. Şimdi bu değerimizi okuyalım. Bakın uname komutunun tire a ile olan çıktısını olduğu gibi aldık. Bir de test 2 diyelim. Yeni bir değişken. Ve o gizemli tek tırnağımı kullanıyorum. I'nin yanında alt gr ile oluşturdum. Bakın bununla da aynı işlemi yaptığımı göstereceğim şimdi. Bakın ne oldu? Variable'ı handle ettim aldım. Önce bir variable atamasını yaptım karşısına. Dolar parantez ile herhangi bir komutun çıktısını handle etmiş oluyoruz. Bir variable'ı ise herhangi bir parantezsiz bir şekilde dolarla birlikte kullanıyoruz. Farkı bu. Dolar yanında parantezsiz şekilde kullanınca bir variable handle edilir. Komut içinde parantezle birlikte kullanılır. Alternatif de nedir? Bu sola yatmış tek tırnak. En çok karşımıza da işte
lip modülüs, R ile yüneğimin kısa halini. Pardon. Ne oldu? Şu an çalışan kernel versiyonumu gördüm. Aynı isimde de lip modülüs altında dosya ismini bilmeme gerek kalmadan header'larım vesaire oradalar. Bakıyoruz. Şu an bakın bir sürü bende o şekilde dosya yüklü. Ben şu an aktif olanının içine gireceğim. Yani şu an load edilmiş, yüklenmiş kernel hangisi? Bakın. PV'de çalıştığımız şu an nerede olduğumuzu görmek için sadece başka bir şey değil. Bu yine evet çift tırnak içerisinde çalışan bir tek tırnak. Bakıyoruz şimdi. Evet, active kernel. Aktif şimdi. Version diyoruz. Sola yatmış arkadaşımızı işaretleyip dediğimizde bakın geldi. Bir de bakın normal tek tırnağımızı kullanalım. Normal tek tırnakta ise handle edemiyorum. Çift tırnak ne oluyor? Komutların çıktısını handle edebilmemizi sağlıyor. Aynı şekilde dolar parantezde de tek tırnak olmayacak. Çift tırnağı veriyorum şimdi. Bak gördüğünüz gibi komutun çıktısını handle ettim çift tırnak içerisinde. Evet, iki tane tek tırnağımız olduğunu hatırlatalım. Bir bildiğimiz iki shift'le basınca çıkan, bir de i'nin yanında alt gr ile çıkan sola yatan tek tırnak. Bunlar buralarda anlam ifade ediyor. Şimdi yine güzel bir komut time'dan hemen bahsedelim. Mesela şu dd ile i kullanırız onu şimdi. Ne oluşturmuşuz? Bu kadar 10 GB oluşturmayalım şimdi. 1 GB bir dosya oluşturalım. Başına time koyduk. Bakalım 1 GB'lık boş imajı ne kadar sürede oluşturuyor fark edelim. Evet. Karşımıza real user ve sys olmak üzere değerler geldi. 13 saniyede işini bitirdi. Real user ve sys. Gerçekten alan süre bu 13 saniye. Ve toplam gerçek yani toplam geçen zaman bu bakın real user artı sys artı waiting diyor. Bu değerlerin farkını anlamak adına belki de yani neyden bahsediyorum? User artı sys artı waiting'den oluşan bir real değeri var. Zaten yazmış burada user program kod çalıştırılma süresi, CPU'da geçen süre. Sistem kolları için yani programımız yazdığımız programın aldığı süre user, sistem çağrılarının geçirdiği süre sys'te ifade ediyor. Asıl süre bakın beklemelerde. Bunu nasıl ispatlarız? Bakın şuraya
Slip1'li bir programcık yazdım. Bu programcının ne olduğunu detaylarını zaten ileriki derslerde göreceğiz. Örnek olması adına 10 tane test ifadesi basacak. Ve 10 saniyeden biraz fazla bu işin sürdüğünü göreceğiz şimdi. Evet. Şimdi şu satırda komutların programın çalıştırılması için geçen süre 0,008 saniyeyken sistem çağrıları için de 0,010 saniye harcanmış. Ama toplamda ne oldu? 10,088 gibi bir süre çıktı. Çünkü asıl bizim programın süresini oluşturan şey nedir? Delay, bekleme. Slip1'in ta kendisi asıl real süresinin ana kısmını oluşturdu. Aslında sadece bu programın çalıştırılması ve sadece sistem çağrılarının yapılması çok küçük bir süre alıyor. Bu şekilde daha net bunu ifade ederim diye düşündüm. Evet, çevre değişkenleri. Biz kabuğun içerisinde biraz önceki örnekte de yaptık biliyorsunuz. Çeşitli değişkenler tanımlayabiliriz ama bunlar bu kabuğa bağlı şeyler olarak kalır. Oluşturulan değişken ve atanan değer eşittirler arasında boşluk olamıyor. Boşluk olmaksızın bir değer atıyorum. Tabii değer atamış olmadım. Sadece eko yapmış oldum. Değerimi atadım şimdi. Eşittirlerle yaptığımda bakın bir hata verecek. Eğer boşluk bırakırsam eşittirin sağında solunda. Değişkenimi okuyorum. Günün sonunda bu bir ne oldu? Kabuk değişkeni oldu. Evet. Şimdi kabuk değişkeni ile çevre değişkenleri arasında ufak bir fark. Evet, ufak fark şu convention'da yazım şeklinde ifade edildiği kadar bir fark değil elbette. Bu sadece bir yaklaşım. Genel olarak bir script'in içerisine küçük harflerle bir değişken oluşturursunuz diyor. Ama environment variable'larda, çevre değişkenleri de genelde büyük harflerle yazılır diyor. Evet, bu böyle bir yaklaşım var. Ama ben yazdığım script'lerde shell variable'larını da zaman zaman eğer constant'sa, sabitse büyük harflerle yazabiliyorum. Bu artık biraz da sizin yoğurt yiyişinizle alakalı. Ama bu convention'ı yani isimlendirme şeklini benimsenebilir. Bu lower case names demiş. Küçük harflerle isimlendirilmek. Bunu biz camel tarzında küçük harflerden oluşan yeni kelimeye geçince büyük harfle başlayıp sonra küçük harfle başlayan tarzda da devam edebilirsiniz. Ama environment variable'larsa bu çok daha oturmuş bir şey. Bu kesinlikle büyük harflerle yazılıyor. Küçük harflerle de bir environment variable oluşturabilirsiniz. Ama bu convention yani ana isimlendirme yaklaşımı bu. env komutuyla şimdi bu isimlendirme farkı mı var? Değil aslında, sadece isimlendirme farkı olur mu? Kabuk değişkenleri sizin kabuğunuz içerisinde olur, biter. Yani scope'u programlama bildiğinizi varsıyorum. Bu işler sizin için yardımcı işler. Asıl işinizin programlama olduğunu varsayıyorum. Ve şunu söylüyorum. Kabuk değişkenlerinin scope'u sizin o dosyanızın içerisinde. Ama diğer yandan environment variable yani çevre değişkenlerinin scope'uysa system wide olabilir. Yani sistem genelinde geçerli olan değişkenler set edebilir, değiştirebilir.
sizsiniz. Bu da bir export mekanizmasıyla gerçekleşiyor. Bu export meselesini muhtemelen ABS Guide'da göreceğiz. Şimdi biz miras aldığımız, biz şu terminali açtığımız anda bize gelen, bakın, pek çok şu terminali oluştur dediğim anda bana miras gelen pek çok değişken var. Bakın onlar da burada sergilenmişler. Kabuğun içerisinde işte burada gösterildiği gibi bir tanımlama yapabilir. Sonra bir pet atarsınız, bir klasör, bir dosya. Sonra onu programınız içerisinde bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz şu D'yi Camel Type D'yi büyük yazın. İsterseniz hepsini büyük yazın. Proje altına alt tire koyun. Kimse bu kural dışı bir şey değil. Ama çevre değişkenleri yine kural dışı olmamakla beraber genel ana yaklaşım büyük uppercase olması. Bakın burada export komutunu kullanmış. Export meselesini detaylıca daha sonra ele alacağız. Ama şöyle şimdilik şunu bilin ki exportla adı üstünde bir variable'ı alt kabukların kullanabilmesini sağlayan bir built-in yerleşik bir mekanizma. Evet, export konusunu daha sonra detaylandıracağız. Export debug 1 dediğinizde eğer bu debug çevre değişkenini artık çevre değişkenine dönüşmüş oluyor. Şu find bla bla komutu içerisinde kullanılabilmesini istiyorsanız export ediyorsunuz ve dolayısıyla sıradaki o kabuk içerisinde çalışacak komut da onu miras alıyor. Ve debug'ın enable veya disable olmasına göre bu komut içerisinde dallanma sağlayabiliyor gibi. Onları detaylandıracağız daha sonra. Şimdi temas ediyoruz. Örneğin echo shell dediğimde, echo home dediğimde bakın ilgili set edilmiş, daha önce set edilmiş, sistem açılışına set edilmiş değerlerini görüyoruz. Kabuğum 1005, home ev dizinim home m boyar ve makinam host name'im, makine adım b home gibi diyorum, devam ediyorum. Evet, en önemlilerinden echo pet. Pet bizim sistem içerisinde bir arama şu sırada bir arama çözünürlüğü sunuyor. Bu klasörlerin sırasında herhangi bir komutu full pet vermeden sadece ismiyle vererek çalıştırabiliyoruz ya, ls diyoruz, çalıştırıyoruz. İşte pette ls'in asıl bulunduğu yer örneğin user local bin ise veya işte user bin içerisinde ise şurada ifade edilen ve iki nokta üst üste ile delimiter olarak ayırıcı karakter olarak ayrılmış, sıralanmış dizinler, bunların hepsi birer klasör. Çalıştırılabilir dosyaların bulunacağını ifade ettiğimiz klasörler. Bunlar değiştirilebilir, eklenebilir, çıkarılabilir. Bunların pek çok örneklerini önümüzdeki günlerde görürüz. LD Library Path sizde boş olduğunu göreceksiniz. Çünkü o ayrı bir mekanizmayla yürütülüyor. Ve ETC altında LD So Conf ve onun içerisindeki klasörler mekanizması ile yürütülüyor şu an günümüzde. LD Library Path'in set edilmediğini göreceksiniz. Onu kafaya takmayın. Ama diğerlerinin set edildiğini göreceksiniz. Pet içerisinde dikkatinizi çekerse hepsi full pettir. Yani ilk root'tan itibaren, slash'tan itibaren yazıldığını görürsünüz. Burada da hem güvenlik açısından hem kullanım açısından buraya relatif yani noktalı buradan itibaren diye ifade ettiğiniz sarı çizmeli Mehmet Ağa. Şimdi sistem onu çözünürlerken pet resolution, pet çözünürlüğünü anlarken
o relatif göreceli peti bilemez. O yüzden her zaman bu petlere kesinlikle ve kesinlikle full pet vererek kullanacaksınız. Burada da bir LS ile alakalı örneğin bir açık oluşturabileceğinizden, güvenlik problemi oluşturabileceğinizden, eğer bir sunucuda yapıyorsanız bunu oluşturabileceğinizden bahsediyor. Alyaslar, alias isminden de belli oluyor. Takma hatlar oluşturabilirsiniz herhangi bir komut için. Takma hatlar da bakın nerede aslında oluşturuluyor. Yani kısaca uzun uzun ifade ettiğiniz şeyler varsa örneğin PS FAUX diyoruz. Buna bir alias yazdığımı düşünelim. PS MyPS diyelim ismine. MyPS eşittir. PSFAUX. MyPS dediğim zaman artık bu genişletilmiş PS çıktısını alıyorum gibi. Bunların kendileri neredeler? Home içerisinde 5RC bu işi yapıyor. Onun içerisinde halihazırda mesela ela gibi alyasların tanımlandığını, bakın yukarıda da başka var. Oradaki alyasların hepsini inceleyebilirsiniz. Bakın genişletilmiş bir alias çıktısı veriyor gibi. Takmaz. Yani komutların uzun parametreleri vardır. Onlar için bir takma isim üretiyorsunuz. Kısaca kullanma şansınız oluyor. Which ile bir komutun nerede durduğunu görmüş oluyorsunuz. Ls örneğin işte 1000 altındaymış gibi. Diğer kabuklarda da çıktısının nasıl olduğunu göstermiş. Which ile bir komutun pette yer alan bir komutun tabi klasörü de pette olan bir komutun nerede olduğunu size söylüyor. 5RC'den kısaca bahsettik. Burada default çevre değişkenlerinin takma isimlerinin olduğu, prompt'un nasıl basılacağı, yani şu prompt'un bir formatı var, onun nasıl olacağı ve bir karşılama mesajın yazılabileceği bir ve her terminal açılışında, her shell script çalıştığında çalıştırılan bir konfigürasyon dosyası 5RC. Bu konfigürasyon dosyalarını bir detaylı inceleme fırsatı olursa Advanced Best Scripting Guide kitabı esnasında bundan da bahsederiz. Bu konu de biraz detaylı bir konu. Birbirini çağıran ilklendirme dosyaları var. Dikkatinizi çekmiştir. Ctrl-R ben de yapıyorum. Ctrl ile R ile daha önce çalıştırdığımız komutları history'den kolayca çekiyor. Bu tamamen terminal esprisi. History ile ilk son neler işlediniz, komut satına neler çalıştırdığınız görebiliyorsunuz. Asıl o dosyada nerededir derseniz, bakın burada bir, bakın beşli dosyalar var. Bunları inceleyin. Nokta beşli dosyalar. Mesela 5 history dosyası işte son bu terminaldeki history ile görüyorum. Son neler çalıştırmışım. Ama 5 history'de onu görmüyorum. Bu oturum kapanmasıyla ve kabuğun kapanmasıyla bu dosyanın içi güncelleniyor. Bir dahaki açılışta da buradan almış oluyor. Evet, son çalıştırdığınız komutları, bunları açıkçası ben de hiç kullanmadım. Bunları okursunuz. Son çalıştıran komutun çalıştırması vesaire gibi kısa kullanımlar. Evet, burada da bir string ifadesi tam kendisini yazmadan kullanabileceğiniz, benim de hiç kullanmadığım ve fikrimin olmadığı şeyler.
Bunları da deneme yanılma yöntemiyle öğrenebilirsiniz diyorum. Text editörler diyor. Text editörler konusunu irdelemiyorum. Siz de zevkinize göre bir tanesini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi editör olarak da şu an Visual Studio Code kullanıyorum. Kod çıktı, mertlik bozuldu. Ama V öğrenmenizde fayda var özellikle embedded sistemler için. V öğrenmek için de açıklamalar kısmındaki linklere dikkatli bakarsanız onun için bir Momento dosyası olacak. Bootlin linklerinde. Yani V bilmek avantajlı. Bu konuyu hızlıca geçiyorum. Ve evet, arşivleme ve sıkıştırma konusuyla sonraki dersten devam edelim. Görüşmek üzere.